Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Rusya kışı Türkiye'yi de vurmaya başlayacak. Başladı. Hem de beklenmedik bir şekilde, yani Avrupa'yı doğalgaz kesintileri ve elektrik kesintileriyle soğuk bir kış bekliyor. Türkiye'yi ise şimdilik Rusya ile olan ilişkiler nedeniyle fazla etkilemeyecek gibi görünüyor enerji krizi. Tabii yarın ne olur bilinmez ama şu ana kadar öyle görünüyor. Fakat Türkiye'yi dış politika açısından yepyeni ve ekonomiyi etkileyebilecek, daha da kötü etkileyebilecek, öyle diyeyim, ihtimallerle karşı karşıya bırakacak bir şey. Konuya girmeden önce iki tane güncel konuya değinmek istiyorum. Yani asıl konumuza girmeden önce bir tanesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati dedi ki efendim bir konuşmada, Türk ekonomi modeli dünyanın gündeminde. Bizi diyor artık dikkatle dinliyorlar, izliyorlar diyor. Nasıl diyor başaracağımızı bakıyorlar diyor, gözlüyorlar diyor. Çok güzel diyor. Tabii borsada yabancı yatırımcı kalmadı artık. Bakıyorlar, evet doğru, yani ne yapıyor bunlar diye bakıyorlar. Burası tamamen doğru ama böyle Nurettin Nebati hayranlık içinde izliyorlar. Biz bu krizden Türkiye sayesinde mi çıkacağız acaba diye. Bir de bir şey söylemiş Sayın Nebati. Milli kartımız, kredi kartından bahsediyor. Her şeyin millisi var. Milli kredi kartımız Troy. Bunu diyor daha çok kullanıma alacağız diyor. Bir küçük hatırlatma yapalım. 2010'ların ortasından itibaren, zannediyorum 2016'dan itibaren Troy kullanımda, ama bir Rus kartı. Yani bir Rus kredi kartı. Onu Türkleştirecekler mi, millileştirecekler mi, artık ne olacak bilemiyorum. Bir gelişme bu. İkincisi, İstanbul'da sıcak bir gelişme. Bu şeyde Eyüp ilçesine bağlı Göktepe, Kemerköy. O civarda bayağı sıcak saatler yaşandı sabah saatlerinde. Hala da devam ediyor. Neden? Çünkü bu Demirören grubu biliyorsunuz Ziraat Bankası'ndan kredi almıştı. 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon liralık. Niye almıştı? Doğan Medya grubunu satın almak için. Bu da tamamen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kontrolündeki bir süreçle olmuştu. Fakat bu borçlarını ödemediler. Bu araziye, orada golf sahası falan da var, büyük yeşil araziler var. Oraya şimdi bina yapmak istiyorlar. Bu mahkemelik bir süreç, fakat inşaat makinalarını soktular alana. Tabii Göktürk Yeşil Kalsın diye bir inisiyatif var, sivil inisiyatif. Bunlar karşı çıktılar. Orada sadece 3-5 kişi değil, bayağı bir halk birikti. Tabii birikince Demirören ve iş makinalarını korumak için polis müdahale etti. O arada mahkemeden karar geldi. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ama ne iş makineleri durdu, ne polisin onları korumak için vatandaşla yüz yüze gelme durumu değişti. İlerleyen saatlerde umarım yatışır işler. Fakat hani bu gerçekten artık hani insanın sabrını ve sinirlerini zorlayacak noktalara kadar gidiyor. Hem Devlet Bankası'na borcunu vermeyeceksin, Türkiye'de medyanın canını okuyacaksın, tamam mı? Ve bir de üstüne üstlük orada yeşil alan görülen araziye bina dikmek için harekete geçeceksin, mahkemelik araziye. Polis de seni koruyacak. Ne güzel bir dünya. Gelelim Türkiye'nin işlerine. Şimdi size 29 Ekim, yani biz Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya hazırlanırken olan şeylerden bahsedeceğim. Çünkü o gün. Şimdi 29 Ekim sabahı 4.30'da, Rusya'nın ilhakı, Rusya tarafından işgal ve ilhak edilmiş olan Kırım'da Sivastopol limanı var. Sivastopol limanında da Rusya'nın Karadeniz filosu duruyor. Buraya yönelik bir insansız hava aracı ve insansız deniz aracı saldırısı Ukrayna yürüttü. Ve Sivastopol valiliği de hani biz bunu püskürttük diye açıklama yaptı. Fakat bundan birkaç saat sonra Rusya Savunma Bakanlığı dedi ki bu saldırının arkasında İngilizler var. Evet, bunu Ukrayna özel harekatı yaptı. Fakat arkasında İngilizler var dediler. Birkaç saat sonra da yine aynı gün Rusya Dışişleri Bakanı dedi ki biz bu Ukrayna'dan boğazlar üzerinden tahıl sevkiyatını durduruyoruz. Bir takım işte devreye girildi filan, 14 gemiye izin verildi. Onlar da şöyle, zaten yola çıkmış, Ukrayna'dan yola çıkmış gelmekte olan ve İstanbul'da
denetim için bekleyen gemiler. Tabii bu haber duyulur duyulmaz dünyada tahıl fiyatları, buğday fiyatları falan yeniden artmaya başladı. Fakat tabii Türkiye'nin arabulucu olduğu bir sistemdi bu. Ve 18 Kasım'da doluyordu o süresi. Yani 18 Kasım'dan sonra yenilenmesi için Rusya bizim de ihracımıza, gıda maddeleri ve gübre ihracımıza izin verilmeli diyordu. Neden böyle diyordu? Çünkü İstanbul'da 22 Temmuz'da aslında bir değil iki anlaşma imzalandı. Bir tanesi Türkiye'nin de imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler, Ukrayna ve Rusya arasında. İşte bu tahıl sevkiyatı. İkincisi de tahıl sevkiyatı üzerine. İkincisi de Rusya ile Birleşmiş Milletler arasında Rusya limanlarından da tahıl, gıda maddesi ve gübre, tarımsal gübre ihracı için bir anlaşma imzalandı. Rusya diyor ki bu anlaşmaya uyulmuyor. Ben ihraç edemiyorum. Burada daha çok Karadeniz limanları söz konusu değil. Rusya'nın işte Kuzey Denizi'ne, Baltık Denizi'ne, Pasifik'e açılan limanları daha çok söz konusu. Fakat nereye takılıyor bu? Amerikan ambargosuna, Amerika'nın yaptırımlarına daha doğrusu ve Avrupa Birliği yaptırımlarına. Şimdi hatırlayacaksınız, size daha önceki yayınlarımızda söylemiştik, tekrarlayalım. Bir Amerikan heyeti Türkiye'deydi 17-20 Ekim tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'da, hem resmi hem gayri resmi ya da hükümet dışı diyelim kuruluşlarla. Yani işte Hazine Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Odalar Birliği, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK. Bütün bunlarla görüştüler ve dediler ki arkadaşlar biz şey yapıyoruz, artık Rusya ile iş yapan ülkelerle değil artık işimiz, şahıs ve şirketlerle, biz bunları kendi kara listemize alacağız, artık bizimle iş yapamayacaklar. Şimdi bu bir açıdan baktığınızda ne? Amerika kendi iç hukukunu diğer ülkelere dayatıyor. Tekrarlayayım mı? Amerika kendi iç hukukunu diğer ülkelere dayatıyor. Ama bunun sonucu ne oluyor? Tabii karşısında ülkeler değil, şahıslar ve şirketler olduğu için Amerika ile ve Avrupa Birliği ile, ki düşünün Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin de dışında Avrupa ile İngiltere'yi, Norveç falan da şey yaparsak, katarsak, buradaki Avrupa ile Türkiye'nin ticaretinin %55'i falan. Yani şimdi bir iş insanı yerine koyun kendinizi, hem Rusya ile hem Avrupa ile, diyelim Almanya ile ya da Fransa ile ya da Amerika ile, Kanada ile iş yapıyorsunuz. İkisinden birini tercih etmek zorunda kalıyorsunuz ve burada yaptırımlar var. Bunu o yüzden yapmıyorsunuz. Dolayısıyla Rusya ile iş yapılması istenmiyor. Yani iş yapmak istemiyor artık şeyler, şirketler. Dolayısıyla Rusya'dan yani Rusya'dan tahıl ve gübre ihracatı da olamıyor. Rusya zaten buna son derece bozuktu, gergindi ve bu da bahanesi oldu. Şimdi artık diyor ki böyle terörist ataklar, saldırılar yapılıyor, özür dilerim, Karadeniz'de, bunların arkasında da İngiltere var. Biz de o yüzden durduruyoruz. Bundan sonrasını durduruyoruz. Yani tekrar edeyim, hani basında özellikle hükümet yanlısı başında sorun çözüldü falan şeyi var, anlayışı var. Hayır, sorun çözülmedi. Ben resmi makamlarla da görüştüm. Sadece yola çıkmış gemilere ve İstanbul'da denetlenmesi süren gemilere izin verildi. Yeni Ukrayna'dan yeni gemi çıkışı şu anda yok. Şimdi burada tabii Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları, dedik ya hani kış Türkiye'yi de etkiliyor, işte böyle dış politika sorunları önümüze geliyor. Başka ne var gelen? Başka mesela İsrailli bakan geldi. İsrail'in savunma bakanı Benny Gantz. Şimdi Benny Gantz Türkiye'ye 12 yıldan beri, nedir 12 yıl önce olan? Mavi Marmara faciası vardı ya, Mavi Marmara faciası. Hani 10 Türk vatandaşını İsrail komandoları öldürmüştü Mavi Marmara gemisinde. O zamandan bu zamana gelen ilk İsrail Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Milli Savunma Bakanı'nın davetlisi olarak geldi. Şimdi yapılan açıklamalar yine, yani hakikaten şey, yani ne diyeceğimi bilemiyorum bazı meslektaşlarımıza. Yani yapılan açıklamalar işte işbirliği yapacağız diye, illa savunma sanayi, işte modernizasyon. Hayır, esas İsrail'le gündem enerji. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları. İsrail'le Lübnan yakınlarda bir anlaşma imzaladılar enerji işbirliği üzerine ve mesela 27 Ekim'de İsrailli bakan buradaydı. Aynı gün Cumhurbaşkanı'yla da görüştü. Cumhurbaşkanı ertesi günde Lübnan eski başbakanı Saad Hariri'yi
Ankara'da kabul ettik. Hani böyle bir acayip bir şey dönüyor. Tabii bu arada Mısır'dan bir açıklama geldi. Biz Türkiye ile normalleşme sürecini askıya aldık. Niye askıya aldınız? İşte Libya'da bir süreç işliyordu. O işimize gelmedi. Ondan biz sözlerini tutmadılar ondan. Ama Ankara'daki değerlendirmeler böyle değil. Ankara'daki değerlendirmeler ne diyor? Türkiye-İsrail yakınlaşması üzerine hem Yunanistan hem Mısır çok rahatsız oldular. Tabii Türkiye'nin bu arada kendi enerji kaynaklarını garantiye almak için Libya ile imzaladığı anlaşma her ikisini de son derece rahatsız etti. Asıl neden bu. Yani Mısır'ın bu diyalogu durdurma şeyindeki asıl neden bu diye bir şey var. Yani böyle bir şey. Ha, Gantz konusunda, İsrailli bakan konusunda bir küçük ayrıntı vereyim. Yarın 1 Kasım İsrail'de seçimler var. İsrail'de her sene, bazen bir senede iki defa seçimler oluyor. İzliyorsunuzdur. Başbakan olma ihtimali de var. Dolayısıyla bu gezinin sembolik önemi içerik öneminden daha fazla. Onu söyleyelim. Ama ileriye yönelik enerji işbirliği, enerji tabii hatlarının güvenliği söz konusu olduğu için askeri diplomasi de öne çıkıyor. Sadece Enerji Bakanlıkları, Dışişleri Bakanlıkları değil, Savunma Bakanlıkları da görüşüyor. Şimdi son derece hızlı şeyler ve yeni hani sınamalar, yeni yol ayrımları, kavşaklar geliyor dedik ya. İsveç Başbakanı Ulf Kristensen, özür dilerim soyadını yanlış söyledim. Bazen böyle notlarıma bakmıyorum. Ulf Kristersson, çok özür dilerim. Ulf Kristersson bu hafta muhtemelen gelecek. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kristersson'un ben Türkiye'ye gelip görüşmek istiyorum talebine geçen hafta karşılık vermişti, buyursun gelsin diye. Şimdi o arada tabii Amerika ile temaslar sürüyor, İngiltere ile temaslar sürüyor. Bu temaslar daha çok Savunma Bakanlığı üzerinden sürüyor. Dedik ya askeri diplomasi çok önde. Geçtiğimiz hafta İngiltere Savunma Bakanı geldi. Ondan sonra Amerikan Büyükelçisi işte İsrailli Bakan'dan bir gün sonra Savunma Bakanı'nı ziyarete gitti. Resmi kaynaklar tesadüf diyor. Yorumu size bırakırım. Ondan sonra bütün bu çerçevede işte bir de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği var. Rusya kışı dedik ya, Rusya kışı gelmeden NATO'ya kapağı atmak istiyorlar. Türkiye de diyor ki tamam arkadaş buyur gel, başımızın üstünde yerim var, ancak sen de bu işte, yani Ankara'nın hem Cumhurbaşkanı hem Meclis Başkanı hem Dışişleri Bakanı'nın ısrarla söylediği, sen de PKK, FETÖ, işte bizim terörist saydığımız insanları bize iade edeceksin ve oradaki faaliyetlerini engelleyeceksin. Şimdi buna uzun süre direndiler ve şey yaptılar, işte güya hani kandıracaklar gibi işte adli suçlu gönderdiler filan, yani konuyla alakası olmayan şeyler. Fakat hani dedik ya bu askeri diplomasi devreye girdi. Erdoğan'ın İsveç Başbakanı'nı çağırmasından sonra İsveç ve Finlandiya Başbakanları bir ortak açıklama yaptılar. Dediler ki işte Türkiye'nin şeyleri, güvenlik şeyleri, endişeleri meşrudur. Biz de buna saygı gösteriyoruz. Bu konuda işbirliği yapacağız. Şimdi Ankara'da da deniyor ki ya buna karnımız tok. Bunları da daha önce defalarca bin kere duyduk. İcraata bakalım. İcraatta da bakalım iade edecekler mi verdiğimiz listeden ve bakalım oradaki faaliyetlerini de durduracaklar mı? Şimdi bunlar tabii sadece İsveç ve Finlandiya'yı değil, hem Avrupa Birliği hem NATO üyesi olan diğer ülkelerdeki bu örgütlerin faaliyetlerini etkileyecek. Başta Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, değil mi? Buralardaki faaliyetleri de etkileyecek. Dolayısıyla hani bir yandan Rusya ile denge çok hassas bir şekilde ilerliyor. Yani çünkü eğer bu anlaşma, tahıl anlaşması uzamazsa bu Türkiye'yi mutlaka etkileyecek. Türkiye de tahıl alıyor Rusya'dan da, Ukrayna'dan da. Ama mesela Mısır'dan söz ettik ya, ya Mısır'daki, Mısır'da tüketilen buğdayın %80'i Rusya ve Ukrayna'dan geliyor. Dolayısıyla bu hattın kesilmesi sadece Mısır değil, Kuzey Afrika ülkelerini falan hakikaten çok zor durumda bırakacak. Ama Rusya ile bu özel ilişkiler bir yandan korumakta, hani zaman zaman zorlandığımız ilişkiler Türkiye'nin NATO'daki elini de güçlendiriyor bir bakıma. Şimdi bakalım bu şey gelsin, İsveç Başbakanı gelsin, ondan sonra nasıl gelişecek işler. Bu ziyareti yakından takip edeceğiz. Rusya kışına herkes ayrı bir şekilde hazırlanıyor. Türkiye'de işte
bu şekilde dış politikasında yeni zorluklarla karşı karşıya kalarak savaş bütün dünyayı etkilemeye devam ediyor. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.